yönelik yapılan suikastti. Saldırı sonucu Rus Büyükelçi yaşamını yitirdi. İşte tüm bu detayları sizlerle paylaşacağız. 24 sabah 2. saat diliminde başlıyor. Evet, hainler bu kez de Türkiye-Rusya ilişkilerini hedef aldı. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi terör saldırısında katledildi. İlk anda ağır yaralanan elçi kurtarılamadı. Hainler bu kez giderek iyileşen Türkiye-Rusya ilişkilerini hedef aldı. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde öldürüldü. Polis kimliğiyle kendini gizleyen ve sergi salonuna giriş yapan katil, sergide konuşan Rus elçiye ateş açtı. Saldırı Ankara'nın çok kritik noktalarından biri olan Amerikan Büyükelçiliğine yakın bir mesafede gerçekleşti. Çağdaş Sanatlar Merkezi hemen Amerikan Büyükelçiliğinin 50 metre uzaklığında. Elçi ve 3 kişi yaralandı. İlk anlarda Büyükelçinin ağır yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Saldırının gerçekleştiği Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Bir süre sonra saldırıyı gerçekleştiren terörist de ölü ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırı, silahlı saldırının suikastin ardından kameraların karşısına geçerek saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı, Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeyi işaret ederek bu suikastin bir provokasyon olduğu konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi. Erdoğan, provokatörlere de seslendi, beklentileriniz boşa çıkacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikasti değerlendirdi. Saldırıyı şiddetle kınayan Cumhurbaşkanı, Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti. Maalesef Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrei Karlov'un alçakça ve hünharca katledilmiş olmasını nefretle kınıyorum. Ve bu süreç içerisinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren özellikle iletmek istiyorum. Saldırının ilişkilerimizi bozmaya yönelik bir provokasyon olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Rus lider Putin'in de aynı fikirde olduğunu söyledi. Biliyoruz ki bu Türkiye Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur. Ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir. Olayın ardından Sayın Putin'le yapmış olduğumuz görüşmede bunun bir provokasyon olduğu noktasında hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilafta söz konusu değildir. Erdoğan saldırganın kimliğini de açıkladı. Provokatörleri biliyoruz dedi. Başta Türkiye'de İçişleri Bakanım olmak üzere olayın yakın takibindeyiz. Malum bu artık zanlı demeye gerek yok, katil Mevlüt Mert Altıntaş Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu. 2 yıllık polis meslek yüksek okulu mezunu olup 2,5 yıldır Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli. Tabii bu durumdan şu anda kendilerine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde olan mahfilleri de gayet iyi biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili açıklamaları da günü geldikçe açıklamaya devam edeceğiz. Şu anda olay tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır, araştırılacaktır. Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye,
Türk devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Rusya ile ilişkilerimiz hem bizler hem de bölge için önemli diye konuşan Erdoğan, provokatörlere de seslendi. Beklentileriniz boşa çıkacak dedi. Rusya ile ilişkilerimiz bizler için çok çok önemli, bölge için çok çok önemli ve bu ilişkileri bozma gayreti içerisinde olanlara sesleniyorum. Bütün bu beklentileriniz, bilesiniz ki hiçbir zaman ulaşacağınız bir netice olmayacaktır. Ve boşa bekliyorsunuz, boşa bekleyeceksiniz. Bizler kararlı bir şekilde bu akşam da o mutabakatımızı ortaya koyduk. Bunu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları işte bu şekildeydi. Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da gerçekleşen saldırı sonrası açıklama yaptı. Açıkçası bu açıklamada en çok merak edilen açıklamalardan birisiydi. Nasıl bir açıklama gelecek açıkçası çok merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Rus lider de o açıklamayı yaptı, saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi. Putin, Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevap terörizme karşı savaşı güçlendirmektir dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karlova yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, saldırı Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'da konuşan Putin, Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamı yitirmesine ilişkin konuştu. Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevabın terörizme karşı savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, söz konusu saldırı Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur dedi. Türkiye ile bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız dedi. Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek Büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a suikast düzenleyen teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra Ankara'da teyakkuza geçti. Saldırıdan hemen sonra İçişleri ve Sağlık Bakanı olay yerine gitti. İçişleri Bakanı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğini açıkladı ve katilin Çevik Kuvvet Polisi olduğunu duyurdu. Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev'i aradı ve suikasti lanetledi. Binali Yıldırım, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin bozulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu. Halen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş. Tüm çabalara rağmen Büyükelçiyi kurtaramadık. Acımız büyük. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne suikaste uğraması sonrası Ankara'da adeta kırmızı alarm verildi. Açıklamalar arka arkaya geldi. Mesajlardaki itidal ve ilişkilerin bozulmayacağı vurgusu dikkat çekti. Saldırının hemen sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ olay yerindeydi. İçişleri Bakanı saldırının gerçekleştiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da suikaste uğrayan büyükelçi ve yaralıların bulunduğu hastaneye gitti. Gözler saldırı sonrası başbakanlığa çevrildi. Başbakan Binali Yıldırım Rusya Başbakanı Medvedev'i telefonla aradı. Olay hakkında Rus mevkidaşının bilgi aktardı. Değerli meslektaşım Medvedev'le ben bir görüşme yaptım. Binali Yıldırım kısa bir süre sonra da kameraların karşısına geçti. Büyükelçiyi kurtaramadık. Acımız büyük, Rus halkının acılarını paylaşıyoruz. Yıldırım suikast Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik vurgusuyla dikkat çekti. Son zamanlarda gerek Rusya ile ikili ilişkilerimiz
gerekse Suriye başta olmak üzere bölgedeki sorunların çözümüne yönelik kuvvetli ve yoğun çalışmalarımızın devam ettiği bu dönemde gerçekleşen bu alçak saldırı elbette tesadüf değildir. Olay yerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Rus Büyükelçi Andrei Karlov'a suikast düzenleyen teröristle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu, Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu mezunu ve halen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş. Soylu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikast sonrası Rusya halkına başsağlığı mesajını da iletti. Bu saldırı ve bu terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır. Bu vesileyle tekraren hem Rusya Federasyonu'na, dostumuz Rusya halkına ve aynı zamanda kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimizi tekraren iletiyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Halep için Moskova'da gerçekleştirilecek üçlü zirveye katılmak üzere gittiği Rusya'da öğrendi suikasti. İlk açıklamayı havalimanında yaptı. Bu saldırı sadece Büyükelçi Andrei Karlov'u hedef almamıştır. Rusya'yı, Türkiye'yi ve Rusya-Türkiye ilişkilerini hedef almıştır dedi Bakan Çavuşoğlu. Bu tür alçak saldırılar ilişkilerimizi bozamaz diye konuştu. Bugün Ankara-Moskova uçuşumuzun sonuna doğru Ankara'da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un katıldığı bir sergi açılışında hain, alçak bir saldırı sonucunda vefat ettiğini öğrendik. Gerçekten şok oldum. Her şeyden önce bu saldırıyı en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ve daha sonra da açıklamada bulundu. Tüm Türkiye olarak bu saldırıyı lanetliyoruz. Türk halkı gerçekleri görüyor. Aynı şekilde gerek Rusya yönetimi, Rusya Federasyonu yönetimi ve Rus halkı da bu saldırının amacının ne olduğunu çok iyi görüyor. Bu saldırı sadece Andrei Karlov'u hedef almamıştır. Saldırı Rusya'yı hedef almıştır. Türkiye'yi hedef almıştır. Ve Rusya-Türkiye ilişkilerini hedef almıştır. Normalleşmeye başlayan ve birçok alanda işbirliğini ortaya koyan, irade ortaya koyan Rusya ve Türkiye ilişkilerini bozmak için planlanmış bir saldırıdır. Ama hem Rusya tarafından yapılan açıklamalar hem de biz de aynı şekilde vurguluyoruz. Bu tür alçak saldırılar bizim ilişkilerimizi bozamaz. Çünkü Rusya-Türkiye ortaklığının ve ilişkilerin güçlenmesinin bölge için önemini biliyoruz. Sadece iki ülke için değil. Ve son günlerde özellikle Halep'ten masum insanların kurtarılması ve daha sonra kalıcı bir ateşkesi sağlama yönündeki çabalarımız ve siyasi bir çözüm için çabalarımız herkes tarafından görüldü. Rus halkı da gördü. Bizim vatandaşlarımız da gördü. Ve bu süreçte gerçekten Rusya'nın tutumunu takdir ettiğimizi de Cuma günü basın toplantısında da vurgulamıştım. Her vesileyle de vurguluyoruz. Dolayısıyla bu saldırı gerçekten iki ülkenin bu işbirliğini bozmaya yöneliktir. Ben öncelikle
Büyükelçi Andrei Karlov'un eşine, annesine, ailesine başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde başta dostum Sergey Lavrov olmak üzere kendisiyle de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Rus Dışişleri Bakanlığı camiasına da başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde dost Rus halkına da gönülden başsağlığı diliyorum. Moskova'ya indiğim andan itibaren gerek benim şehrim Antalya ve Alanya'dan gerekse tüm Türkiye'den birçok insan üzüntülerini dile getirdi ve başsağlığı dileklerini Rus halkına iletmemi rica ettiler. Andrei Karlov iyi bir diplomattı. Gerçekten göreve başladığı günden bu tarafa en zor şartlarda bile, o uçak düşürme hadisesinden sonraki zor günlerde bile ikili ilişkilerin gelişmesi için çok çaba sarf etti. Zor günlerde gerçek bir diplomat olduğunu herkese gösterdi. Ama Andrei Karlov sadece iyi bir diplomat değildi, mükemmel bir insandı, bir dosttu. En son Tataristan Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya ziyareti sırasında bakanlığıma da gelmişlerdi. Ve orada şakalaşmıştık da kendisiyle. Gerçekten benim için de kişisel bir dosttu. O nedenle de çok üzgünüm. Gerçekten tüm Türkiye, Türk halkı çok üzgün. Rusya'da da, Türkiye'de de aklı selim hakim. Ve bunun arkasında ne var, ne planlandı, bunu da birlikte ortaya çıkaracağız. Sayın Putin'in Cumhurbaşkanımıza önerdiği soruşturma için ortak bir komisyon kurmayı hemen Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmeden olumlu cevap verdi, olumlu karşıladı. Ve ortak çabamızda şeffaf bir şekilde bu hain saldırının arkasında ne olduğunu ortaya çıkaracağız. Ve hesabını da elbette hukuk çerçevesinde soracağız. Ama bu oyunu bozacağız. Diğer taraftan bu tür saldırılar Rusya ile birlikte teröre karşı bizim mücadelemizi güçlendirecektir, arttıracaktır. Bunu da vurgulamak isterim. Bir kere daha Rusya'ya, Rus halkına başsağlığı diliyorum. Bizzat dostum Sergey Lavrov'a da bu dileklerimi bildireceğim. Buraya esasen Suriye'nin geleceğiyle ilgili bir toplantıya katılmak üzere gelmiştik. Yarın Milli Savunma Bakanımız da gelecek. Ve bu işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan da alıkoymayacak. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a silahlı saldırı olayıyla ilgili Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alınanların sayısı da 5'e yükseldi. Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşiyle saldırganın akrabası olduğu öğrenilen iki kişi Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi dedik. Maalesef bu saldırıda Karlov hayatını kaybetti. Saldırı tüm dünyanın gündemine oturdu. Liderler bir bir saldırıyı kınarken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de saldırıyı gündemine taşıyacağı belirtildi. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da taziyelerini ileterek saldırıyı kınadı. Suikastin ardından ilk açıklama Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Parlamento Başkanı Martin Schulz sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu olayın dinamikleri ve sorumluları tam olarak netleştirilmelidir dedi. Duma Güvenlik Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky saldırıyı Rusya'da bir televizyona değerlendirdi. Slutsky, Batı ne kadar çok isterse istesin Ankara ile Moskova arasında yeni bir soğukluk yaşanmayacak. Aramızda bazı farklılıklar var. Bu korkunç bir saldırı ama devlet nezdinde ilişkilerimiz etkilenmeyecek dedi.
Bir başka açıklama ise Birleşmiş Milletler kanadından geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stepan Dujarric, Rus Büyükelçisine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bir diplomata yapılan saldırıyı mazur gösterecek hiçbir sebep olamaz. Umarız saldırının arkasında olanlar adalet önüne çıkarılır dedi. ABD'den ise ilk açıklama Dışişleri Bakanı Sözcüsü John Kirby'den geldi. Kirby, kaynağı ne olursa olsun bu şiddet eylemini kınıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Büyükelçi ve ailesiyle birlikte sözleriyle saldırıyı kınadı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada ABD, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a yönelik suikasti güçlü şekilde kınıyor ifadelerine yer verildi. İngiltere, ABD ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilikleri de olaya sosyal medyadaki Twitter hesaplarından tepki gösterdi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, şahsi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Karlov'un eşi Marina Karlova ile ailesine başsağlığı dilediklerini iletti. Moore, Rus meslektaşlarımızla birlikte yas tutuyoruz mesajını paylaştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise elçilik hesabından Büyükelçi John Bass'in Büyükelçi Karlov'a bu akşam düzenlenen haince saldırıyı şiddetle kınıyorum açıklamasına yer verdi. Almanya'dan da bir terör saldırısı haberi geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir tır Noel pazarına girdi. Alman polisi 12 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olay yerinden kaçan tır şoförü yakalandı. Polis ise bunun bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Berlin'in ünlü Kürfürstendain caddesindeki Noel pazarına hızla giren bir tır çok sayıda kişiyi altına aldı. 12 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı bildirildi. Soruşturmayı yürüten Alman polisi ilk bulguların terör saldırısına işaret ettiğini söyledi. Kaçan sürücü ise yakalandı. Olay geçen Temmuz'da Fransa'nın Nice kentinde yaşanan kamyonlu terör saldırısını hatırlattı. 14 Temmuz akşamı Fransa'nın Nice kentinde bir kamyonda Bastille günü için toplanan kalabalığın içine dalmıştı. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti. İsviçre'nin Zürih kentinde bir camiye silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi. Zürih polis ofisinden yapılan açıklamada Zürih'te bir saldırganın camide silahlı saldırıda bulunduğu ve 3 kişiyi yaraladığı kaydedildi. İsviçre polisince sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise camiye düzenlenen saldırı sonrasında bölgeye yakın bir yerde ceset bulunduğu ve olayla bağlantısının araştırıldığı ifade edildi. Saldırının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İsviçre medyasında çıkan habere göre 3 yaralının Somalili olduğu bildirildi. Saldırının düzenlendiği caminin daha önce ülkedeki Türk toplumunun denetiminde olduğu, son dönemlerde ise camiyi başta Somalililer olmak üzere Afrikalıların yoğun olarak ibadet için kullandığı belirtildi. Evet, önümüzdeki hafta mecliste Ankara'da bir anayasa mesaisi gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni anayasa mesaisi başlıyor. Teklif önce Meclis Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon aralıksız çalışacak. Teklif Ocak ayının ilk haftasında da genel kurulda görüşülecek. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anayasa mesaisine çevrildi. Meclisin bu haftaki en önemli gündemi AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı anayasa değişikliği teklifi. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanlığı sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği paketinin görüşmelerine başlanacak. Teklif önce Meclis Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon çalışmalarını aralıksız sürdürecek. İlk sınavda komisyonda verilecek. Komisyonun taktik hamlelerine tanıklık etmesi bekleniyor.
Özellikle ana muhalefet iş tüzük çerçevesinde sürekli söz hakkı alarak komisyonda çalışmaları engelleme yoluna gitmeyi planlıyor. Yeni yılda meclisin mesaisi anayasa çalışmalarıyla başlayacak. Teklif Ocak ayının ilk haftası genel kurulda görüşülecek. Genel kurul görüşmelerinin iki tur ve gizli oylama dikkate alındığında 20 gün sürmesi ve paketin görüşmelerinin Ocak ayının sonunda tamamlanması bekleniyor. Ve şimdi İstanbulluların merakla beklediği bir haberi paylaşalım. Sadece İstanbullular değil elbette, Türkiye'de heyecanla bu projeyi bekliyor. Çünkü Türkiye'nin dev projelerinden biri olan Avrasya Tüneli hizmete giriyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek. 21 Aralık sabahından itibaren geçişlerin başlayacağı Avrasya Tüneli sayesinde Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki geçiş süresi 100 dakikadan 15 dakikaya inecek. Türkiye dev bir eser daha kazandı. Bir düş daha gerçek oldu. Avrasya Tüneli projesi hayata geçiyor. Dev projenin temeli 26 Şubat 2011'de atılmıştı. Aradan 6 yıla yakın bir zaman geçti. Gece gündüz çalışıldı. Tarihi proje belirlenen takvimde bitirildi. Türkiye oynanan onca oyuna, ekonomiye yönelik saldırılara rağmen dünya çapında bir projeyi daha hizmete sokmanın heyecanını yaşıyor. Avrasya Tüneli Göztepe-Kazlıçeşme arasında hizmet verecek. Toplam uzunluğu 14,5 kilometre olan projenin 5,4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altında inşa edildi. Proje otomobillerin ve minibüslerin geçeceği ikişer şeritli yol ve iki katlı tünelden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. İstanbul'un iki yakasını deniz altından birleştiren Avrasya Tüneli Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki yolculuk süresini 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek. Bu da İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak. Araç sürücüleri de hem yakıttan hem de zamandan tasarruf etmiş olacak. Dev proje için 2014 yılının Aralık ayında Yenikapı-Samatya arasında yol düzenleme çalışmaları başlamıştı. Bağlantı yolları, araç ve yayalar için yapılan alt ve üst geçit çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 60 bin metrekare deniz dolgusu, 15 kilometre yaya yolu, uluslararası standartlarda bisiklet yolu, 320 bin metrekare yeşil alanla yürüyüş yolları yapıldı. Yol boyunca 350 adet aydınlatma direği dikildi. Avrasya Tüneli yüksek teknoloji kullanılarak inşa edildi. Tünelde operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Tünelin içinde her 600 metrede bir emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemiyle güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunuyor. Tünelin her noktası 24 saat boyunca kapalı devre televizyon sistemiyle izlenecek. Ayrıca tünelin içinde olay algılama sistemleri, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Tünel fay hatlarına yakınlığı nedeniyle 9 büyüklüğünde bir depreme ve tsunamiye dayanacak güçte inşa edildi. Avrasya Tüneli'nde sadece araçlardan ücret alınacak. Araç içindeki yolcular ayrı bir ödeme yapmayacak. Sürücüler tünel girişlerinde otomatik ve hızlı geçiş sistemiyle ödeme yapacak, nakit gişesi bulunmayacak. Avrasya Tüneli'nden 31 Aralık'a kadar toplanan geçiş ücreti ise sosyal bir sorumluluk projesine aktarılacak. Tünel 21 Aralık saat 7'den itibaren kullanıma giriyor. İlk etapta saat 7 ile 21 saatleri arasında 14 saat hizmet verecek. Sevgili seyirciler, Çin'de top koşturan milli futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförüyle tartıştı. Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen Burak Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. O anlarda otobüsün kameralarına bakın nasıl yansıdı. Ne yapıyorsun lan sen? Babam yaşında adamsın ha. Bana bak. Milli futbolcu Burak Yılmaz'la bir halk otobüsünün şoförü trafik nedeniyle kavga etti. Nişantaşı'ndaki o anlar kameralara böyle yansıdı. Ne var lan? Ne var lan artık? Ne var? Ne göster lan?
Görüntüler 8 Aralık tarihine aitti, yeni ortaya çıktı. Yer İstanbul Nişantaşı'ydı. Milli futbolcu Burak Yılmaz'la bir halk otobüsünün şoförü arasında trafik yüzünden kavga çıktı. Trafikte seyreden otobüsün yanına yaya olarak yanaşan Burak Yılmaz otobüsün camına vurdu. Kapıyı açan şoför Burak Yılmaz'a "Ne var ulan artist?" diye seslendi. "Ne var lan artist? Ne var, ne diyorsun?" "Kime lan diyorsun sen, babam yaşında adamsın," diyerek otobüse binen milli futbolcu şoförün üzerine yürüdü. O sırada koltuğun altından sopa çıkartan şoför Burak Yılmaz'ın üzerine yürümek istedi, vurur gibi yaparak korkuttu. Şoförün sopa hamlesiyle otobüsten inen Burak Yılmaz daha da sinirlendi. Ünlü futbolcu vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Otobüsteki yolcularsa şoföre destek oldu. Şoförden kapıyı kapatmasını isteyen yaşlı bir teyze, "Uğraşma şunla, şimdi gençler böyle, ne çekti kim bilir," ifadelerini kullandı. Bir başka genç de yine Burak Yılmaz'a tepki gösterdi. "Ne çekti kim bilir?" "Ya şef, kapat şu kapıyı, beni de indirin." "Ya yürü." "Oğlum lan, utanmıyorsun karşısına." Nişantaşı'nın orta yerinde yaşanan kavganın her anı otobüsün kameralarına yansıdı. Neyse ki kavga büyümedi. Taraflar sakinleştirildikten sonra otobüs şoförü Burak Yılmaz bölgeden ayrıldı. Efendim, trafik magandalarına karşı cezalar da maalesef önleyici olmuyor. Çünkü hemen hemen her gün trafikte yapılan bir hata ya da bir tehlikenin görüntüsünü paylaşıyoruz. Yine öyle bir görüntü getireceğiz ekrana. İstanbul'da bir trafik magandası, bakın ortalığı nasıl birbirine kattı. Burası yarış pisti değil. İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de trafiğe açık bir alan. Ancak görüntülerdeki bu trafik magandası hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatlarını hiçe sayarak işte böyle ortalığı birbirine kattı. Sık sık ölümlü trafik kazalarıyla gündeme gelen Bağdat Caddesi'nde lüks aracıyla drift yapan sürücü böyle görüntülendi. Üstelik bu tehlikeli gösteriyi kayda alan da o magandanın arkadaşlarıydı. Sürücüler trafik magandasının yaptığı tehlikeli hareketleri şaşkın bakışlarla izlerken sorumsuzca trafiği tehlikeye sokan o sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Emniyet güçleri ise plakasını tespit ettikleri aracı kullanan şüphelinin peşinde. Evet, plaka belli, sürücü de eminim bulunmuştur. En azından kim olduğu biliniyordur yetkililer tarafından, trafik ekipleri tarafından. Bakalım bu sürücüye, bu magandaya önleyici bir ceza kesilecek mi? Onu da takip edeceğiz sanıyorum. İstanbul'daki hafriyat kamyonu kazalarına bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'taki kazada genç kadın karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kaldı. Elini tuttu, sakin olması için sohbet etti. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadının başında bekledi. İstanbul'daki hafriyat kamyonu kazalarına bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş Levent'teki kazada lüks AVM'den çıkıp evine doğru yürüyen kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun altında kaldı. Böyle çekeyim. Yaralanan kadın kamyonun altında beklerken çevreden kazayı gören bir genç kız da onu teselli etti. Ardından devreye sağlık ekipleri girdi. Yaralı kadına önce boyunluk takıldı, ardından sedyeye alındı. İlk müdahalenin ardından da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 34 UT-2632 plakalı hafriyat kamyonu şoförü ise gözaltına alındı. Evet, soğuklarla ilgili hemen hemen her gün sizlere bir haber getiriyoruz, paylaşıyoruz. Doğu Anadolu'ya yoğun kar yağışlarının ardından aşırı soğuklar geldi. Artık sadece gelmekle kalmadı, yerleşti. Erzurum,
-33 dereceyle buz tuttu. Bölgedeki vatandaşlar gerek olmadıkça sokağa bile çıkmıyor. Bazı bölgelerde de kar eğlenceye dönüştü. Mahsur kalan hastalar da uzun operasyonların ardından kurtarıldı. Kış mevsimiyle birlikte Doğu Anadolu'ya Sibirya soğukları geldi. Termometrelerin -33 dereceyi gösterdiği Erzurum'da kaynar su deneyi Sibirya'dakileri aratmadı. Doğu Anadolu bölgesi kar yağışının ardından gelen soğuklarla buz tuttu. Başta Erzurum, Kars ve Ardahan olmak üzere bölgede adeta hayat durdu. Vatandaşlar gerek duymadıkça sokağa adım atmıyor. Erzurum'da son birkaç gündür dondurucu bir soğuk var. Geceleri -30 dereceye kadar düşüyor soğuklar. İnsanlar mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmıyorlar. Yoğun kar yağışını eğlenceye çevirenler de vardı. Çok sayıda vatandaş hafta sonunu Bingöl'deki kayak merkezinde kayak yaparak geçirdi. Epey bir kar yağdı. Bu da sezonun erken açılmasına neden oldu. Bu sene kayakçı arkadaşlar epey bir kayacaklar. Bu yönden çok şanslıyız. Bingöl'ün Genç ilçesinde ise bir köyde rahatsızlanan hamile bir kadını kurtarmak için UMKE ekipleri seferber oldu. Şehit köye 6 saatte ulaşabilen ekipler hamile kadını hastaneye ulaştırdı. Güneydoğu bölgesi de kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışına alışkın olmayan Mardin'in Artuklu ilçesi beyaza büründü. Kış lastiği olmayan sürücüler hareket etmekte zorlandı. İlçede eğitime de ara verildi. Madem soğuklardan haber verdik, kar kış haberi getirdik. Özellikle Erzurum'daki soğuğa dikkatinizi çekelim. O zaman havanın durumuna bakalım şimdi. Efendim, yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleriyle zamanla kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz ile Sakarya ve Çankırı çevreleri kar yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey, Karadeniz bölgesi kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, orta ve doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bir de havanın rakamlarına göz atalım şimdi. Evet, şimdi ekonominin notlarına bakacağız her zaman olduğu gibi. Para piyasalarında durum nasıl, ekonomide nasıl bir gün bizi bekliyor her zaman olduğu gibi canlı yayında. Bu soruların cevabını ve değerlendirmesini İslam Memiş'ten alacağız. İslam Bey, günaydın. Neler aktaracaksınız izleyicilerimize? Günaydın, iyi sabahları, yayınlar diliyorum. Haftaya yatay bir seyirde başlayan piyasalar, özellikle dünkü kapanışın ardından dün akşamki gelen Rus Büyükelçinin öldürülmesinden sonra biraz daha bozulduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Türkiye'nin gelişmesini istemeyen, Türkiye'ye karşı bütün oyunlarını oynayan bu güçler tekrar piyasalarda, özellikle ekonomide de bu savaşı verdiklerini tekrar gözlememiş olduk. Borsa İstanbul geçen özellikle geçen hafta biraz daha toparlanma isteğindeydi. Dün bu isteği tekrar devam ettirdiğini gözlemledik. 77.157 puanda günü tamamlamıştı. Tabii ki dün akşam Rus Büyükelçinin öldürülmesinden sonra dolar kuru iç piyasalarda biraz daha yükseldi. Güne 3.53-30 lira seviyesinden açılış yaptığını gözlemliyoruz. Dolar kurunun gün içinde 3.52-3.54 bandı aralığında geniş bir bantta işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz.
Euro dolar paritesi yatay bir açılış yapıyor. Güne 1.04 bandından başladı. Euro TL kuruna baktığımız zaman da 3.67-80 lira seviyesinden güne başlıyor. Dolar kuruna paralel olarak da 3.67-3.69 aralığını takip etmiş olacağız. Altın ons fiyatında toparlanma isteği var. Yeni haftada 1.137 dolar seviyesinden haftaya başladı. Tabii ki bu yükselişlerin biz 1150 dolar hatta 1160 dolar seviyesine kadar teknik anlamda devam etmesini bekliyoruz. Gram altın TL fiyatı tabii ki dolar kurundan olumsuz yönde etkilendiği için 129.35 lira seviyesinden güne başladı. Gram altın TL fiyatını direnç seviyesi olarak 130 lira seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın TL fiyatına dolar yön verdiği için dalgalanmalar görülebilir. Özellikle 127-130 lira band aralığı burada biraz daha önem kazanacaktır. Diğer taraftan Türk lirası özellikle bugün dolara karşı bir miktar daha değer kaybedebilir. Ama piyasalardaki dalgalanma özellikle geniş band aralığı biraz daha ivme kazanabilir diye tahmin ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Şu anda piyasalarda faiz kararını değiştirecek herhangi bir olumsuz verinde olacağını tahmin etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmesini de beklemiyoruz. Ondan sebep biz dolar tarafına dolar kurunu biraz daha yakından takip etmeye devam edeceğiz. 3.52-3.53 bandı bu aralardaki bu seviyeler kalıcı olabilecek mi yoksa yönün tekrar yukarı mı çevirecek? Bugün biraz daha bu tarafı izliyor olacağız. İslam Bey'e teşekkür edelim. İslam Memiş gündemi bizimle paylaştı. Şimdi devam edelim. Evet, ekonominin notlarına baktık. Ekonominin notlarını aldık. Para piyasalarındaki durumu aldık. Bugün nasıl bir gün bizi bekliyor onları öğrendik. Her zaman olduğu gibi. Ne yapıyoruz? 24 sabahın bu saat diliminde gazetelerin birinci sayfalarına, manşetlere detaylı bir şekilde bakıyoruz. Zor bir geceyi, zor bir günü geride bıraktık. Karanlık güçler devrede dedik. Çünkü Ankara'dan çok üzücü bir haber geldi. Rus Büyükelçi Andrei Karlov silahlı saldırı sonucu maalesef hayatını kaybetti. İşte bu gündem Türkiye'deki gazetelerin de manşetlerine, birinci sayfalarına yansıdı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada yakından takip etti bu terör saldırısını. Star gazetesi ilk gazetemiz manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider FETÖ'nün görüşmesi var. Manşette ise FETÖ'den Türk-Rus ilişkilerine kurşun. Moskova'da bugün yapılacak İran'ın da dahil olduğu üçlü zirve öncesi FETÖ'cü karanlık eller bir kez daha sahneye çıktı. Örgütün tetikçisi sözde polis Rus Büyükelçi Karlov'u öldürdü. Kripto hain. Polis kılığındaki terörist etrafa rastgele açtı. 24 Kasım 2015'te Rus uçağını düşürerek iki ülke ilişkilerini bozan ve 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe ile de amacına ulaşamayan Fethullahçı terör örgütü bir alçaklığa daha imza attı. Polis kılığındaki FETÖ'cü terörist Mevlüt Mert Altıntaş, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi açılışında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a suikast düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin'in fotoğrafı sürmanşette. Alçaklığa inat, dostluk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin suikastın ardından telefonla görüştü. Ortak mesaj, teröre taviz yok. Tuzaklara düşmeyeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım açıklaması da var. Başbakan Binali Yıldırım Rus mevkidaşı Medvedev ile telefonda görüştü. İlişkilerimizin bozulmasına izin verilmeyecek, terörün tuzağına düşülmeyecek. Bu ve benzeri saldırılar asla ve asla Rusya ile Suriye'de barışın tesisine yönelik çabalarımızı aksatmayacak diye konuştu. Dışişleri Mevlüt Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıklamaları var. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinde de saldırı, suikast geniş yer bulmuş manşette. Rus elçiye FETÖ kurşunu. Akşam gazetesinin manşetinde yer bulmuş. Detaylar da paylaşılmış. Rus elçiye FETÖ kurşunu. Bakalım içerisinde neler var. Ankara'da sergi açılışına katılan Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov FETÖ dershanesinde eğitim alıp şaibeli sınavla polis olan Mert Altıntaş tarafından öldürüldü. Detaylar da paylaşılıyor. Enteresan detaylar. Darbe sabahı da izinliymiş.
Mert, katil Mert Altıntaş. 2012'deki şaibeli sınavla polis okuluna giren Altıntaş'ın Aydın Söke'de FETÖ'cü Körfez dershanelerinde eğitim gördüğü, darbe sabahı da izin aldığı ve dün adres olarak gösterdiği evin Today Zaman'ın Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt'a ait olduğu belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in karşılıklı açıklamaları, Rusya ile birlikte soruşturacağız. Erdoğan'ın açıklamaları, Putin ise saldırının hedefi ilişkimiz diyor haberde. Bu arada teröre karşı tepki yürüyüşleri de Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında yer bulmuş. Avrasya Tüneli'nin açılışı yine Akşam Gazetesi'nde yer bulan haberlerden bazıları. Güneş Gazetesi'ne bakalım şimdi. Güneş Gazetesi'nin manşetinde de kurşun 9000 kilometreden başlığı atılmış Rus Büyükelçi'ye yapılan saldırıyla ilgili, suikastla ilgili detaylar da paylaşılıyor haberde. 9000 kilometreden ABD'nin tetikçisi FETÖ, Türk-Rus ilişkilerini baltalamak için alçak bir saldırı daha gerçekleştirdi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Moskova'daki Tarihi Harp Zirvesi'nden bir gün önce Ankara'da uğradığı suikast sonucu katledildi. Hedef bölgesel işbirliği. Bir de fotoğraf karesi var. Gerçi ekranlarda da medyada da geniş bir şekilde yer buldu. Suikastçi Altıntaş ile Rus Büyükelçi Karlov saldırıdan dakikalar önce objektiflere böyle yansıdı. Fotoğrafta da tetikçinin tam Karlov'un arkasında bulunduğunu gösteren bir fotoğraf var. Oldukça dikkat çekici. Sabah gazetesine bakalım şimdi. Sabah gazetesinde de bu konu manşette. Kalleş FETÖ'den dostluğa suikast başlığı atılmış. Ve ayrıntılar. Tuzak. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler normalleşince kirli eller devreye girdi. FETÖ sempazitanı olduğu için gri listede yer alan bir polis Rusya Büyükelçisi Karlov'u kalleşçe öldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili saldırı Türk milletine yapıldı diyor. Putin iyi ilişkilerimize yönelik bir provokasyon. Rus liderin açıklaması da merakla bekleniyordu. İlişkilerimize yönelik bir provokasyon dedi. Başbakan Binali Yıldırım, arkasındaki isimleri ortaya çıkaracağız. Ve bugüne dair önemli bir haber, Moskova'daki üçlü zirve ertelenmeyecek. Bu haberin ayrıntılarındaki başlıklar. Aynı zamanda terör örgütü PKK'ya yönelik Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların öfkesi, tepkisi de Sabah gazetesinde yer buluyor. Diğer gazetelere de böyle bir göz atacağız şimdi. Birinci sayfalarda neler var? Habertürk gazetesi bu olayı manşetinde hain plan başlığında görmüş. İstanbul ve Kayseri'den sonra Rus elçiye suikast, Türkiye'ye saldırı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov fotoğraf sergisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Habertürk muhabirinin olayla ilgili o anda yaşadıklarını da paylaşıyor kendi gazetesinde. Muhabirimiz oradaydı, dehşeti yaşadım. Karlov'un konuşmasını izleyen muhabirimiz kaleminden dehşet dakikaları, elçinin önündeydim. Silah sesi duyunca yere yattım. O şahıs bağırıp yukarı sıkmaya başladı. Can havliyle çıkmaya çalıştım. Elçinin yere düştüğünü gördüm diyor. FETÖ bağlantısı. 2012 polis meslek yüksekokulu mezunu Altıntaş'ın KPSS şüphelisi olduğu, dönem arkadaşlarının çoğunun FETÖ soruşturmasında meslekten atıldığı ortaya çıktı. Teröristin 15 Temmuz gününde izinli olması dikkat çekti. İlişkilere de provokasyon başlığı kullanılmış. Berlin'de Noel pazarında terör, Almanya'daki terör saldırısı da Habertürk gazetesinde yer bulmuş. Teröre tepki yürüyüşleri ve Şehitler Tepesi'ne yapılan ziyaret de yer buluyor Habertürk gazetesinde. Yeni Şafak gazetesine de bakalım şimdi. Yeni Şafak gazetesinde büyük sabotaj, CIA'nin FETÖ'cü suikastçileri harekete geçirildi. Türkiye ve Rusya, Suriye başta olmak üzere birçok konuda stratejik adımlar atarken Ankara'da çok büyük bir sabotaj yaşandı. Çevik Kuvvet'te görevli FETÖ'cü polis Rus Büyükelçisi Andrei Karlov'a suikast düzenledi. Karlov hayatını kaybederken
katil etkisiz hale getirildi. Rusya saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini hedef alıyor açıklaması yaptı. Saldırı alçak bir açık bir provokasyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin ortak benzer noktada açıklamalar yaptılar. Yine bununla ilgili sergilere korumayla gitmezdi. Rus Büyükelçinin bir özelliğinden de bahsediyor Yeni Şafak gazetesi. Berlin'deki terör saldırısı yer bulmuş. Yine detaylar da paylaşılmış. Son olarak bir de Türkiye gazetesine göz atalım. Türkiye gazetesinin manşetinde de tabii ki tıpkı diğer gazetelerde olduğu gibi gündem Rus Büyükelçiye saldırı suikast. Hain FETÖ TSK'yı böyle paylaşmış manşetteki haber ama sür manşette bu haber var. Türk-Rus ilişkilerine suikast saldırıda FETÖ izi. FETÖ'cülerin düşürdüğü uçak şimdi de elçi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi suikast sonucu öldürüldü. FETÖ şüphelisi 2,5 yıllık polis. Detaylar da var ama özetle paylaştık gazeteleri. 24 sabahın bu saat dilimini de burada noktalıyoruz efendim. Şimdi kısa bir izin isteyeceğiz, bir mola isteyeceğiz. Ve varsa diğer gündem maddelerini soracağız. 24 Ankara Haber Müdürümüz Ümit Çetin karşımızda. Ümit Çetin günaydın, kolay gelsin diyelim. Şimdi bugünü böyle sıkıntılı bir şekilde açtık. Hakikaten üzücü bir olay. Gerçekten hain eller, karanlık eller bir kez daha ortaya çıktı. Ankara'nın gündeminde deyim yerindeyse buna kilitlendi. Yanılıyor muyum? Varsa başka bir gündem onu da artık senden alalım. Evet, Ankara'nın gündemi tabii ki kilitlendi. Maalesef Rus Büyükelçi yaşamını yitirdi. Bir provokasyon saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Neyse ki provokasyon işe yaramadı. Türkiye-Rusya ilişkileri hedef alınmıştı. Yapılan açıklamalarda da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalarda da hedefin Türkiye-Rusya ilişkileri olduğu açıkça ifade edildi. İki ülkeden yapılan açıklamalar, resmi açıklamalarda da bu altı çizildi bu hususun. Özellikle Büyükelçinin öldürülmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini son dönemde yakınlaşmalar bir hayli artmıştı bilindiği üzere. O yakınlaşan ilişkileri hedef aldığı ifade edildi. Bu daha güçlü vurgulanmaya devam edilecek. Bugün Moskova'da bir toplantı var. Suriye için yapılacak bir toplantı. Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Tabii Savunma Bakanlarının da olması bekleniyor o toplantıda. Ve Suriye konuşulacak. Muhakkak bu konu, bu provokasyon girişimi de gündeme gelecek. Ve bundan sonra atılacak adımlara da bu provokasyon girişimi ışığında bakılacak. Bu provokasyonu yapmaya çalışanların neyi amaçladığı mutlaka değerlendirilecek. Bugünkü Moskova'daki Suriye toplantısında da bu gündeme gelecek. Tabii Türkiye'de de ayrıntılı bir çalışma oluşturulacak. Türk ve Rus uzmanlar birlikte çalışacak. Bir çalışma grubu oluşturulması noktasında bir teklif gelmişti Putin'den. Erdoğan tarafından kabul edildi. Türkiye tarafından da kabul edildi. O çalışma grubu araştıracak. O araştırmalar sonucunda bu provokasyonun arkasında olanlar açıkça ortaya konacak. Delilleriyle ortaya konacak. Tabii hem ulusal hem de uluslararası yansımaları da mutlaka olacak bu gelişmenin. Bugün gün boyunca bu konuyu konuşacağız, tartışacağız, değerlendireceğiz. Ama sadece bu konuyu konuşmayacağız. Birçok gündem başlığımız var. İstanbul'da Avrasya Tüneli açılışı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman orada olacak. Tabii orada da bu hain girişim, bu hain saldırı gündeme gelecek, değerlendirilecek. Büyükelçinin katledilmesi ve Türkiye-Rusya ilişkilerine vurulmak istenen darbe mutlaka konuşulacak, değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri de İstanbul'daki yansımalarında, Ankara'daki yansımalarında takip edeceğiz. Bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de önemli bir gelişme var. Anayasa Komisyonu'nda bugün anayasa değişiklik teklifinin ilk görüşmesi yapılacak. O görüşmelerde de tabii bu güncel gelişmeler gündemde olacak. Oradan da yapılacak değerlendirmeleri, oradaki açıklamaları mecliste ki bu saldırının meclisteki yansımalarını gündeme getireceğiz, tartışacağız. Gün boyunca konu başlıklarımız arasında
yer alacak. Tabii birçok başlık var dediğimiz gibi, o başlıkları da tartışacağız, konuşacağız. Terörle mücadele en önemli başlık. Bu dünkü saldırıda yine bir terör saldırısıydı. Terörle mücadeleyi hem ulusal hem uluslararası bazda, boyutta konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz Ankara'da. Ve Ankara'daki yansımaları da anlık olarak bu ekranlara yansıtacağız. Ümit Çetin, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bugün bizim de gözümüz kulağımız Ankara'da olacak. Zira haber müdürümüz Ümit Çetin'in de ifade ettiği gibi özellikle Rus Büyükelçisi'ne yönelik suikast saldırı sonrasındaki gelişmeler merakla bekleniyor. Özellikle soruşturmayla ilgili olarak hangi adımlar atılacak, neler çıkacak, biz de bunları yakinen takip edip Ankara'dan gelenleri de sizlere aktaracağız. Şunu hemen ifade edelim. Ankara Haber Müdürümüz Ümit Çetin de detaylı bir şekilde bahsetti. Ankara'nın gündeminde Rus Büyükelçiye yapılan saldırı var. Biz de bununla ilgili devam edelim. O ayrıntıları sizinle paylaşalım. Çünkü hainler bir kez daha devrede dedik. Rus Büyükelçisine silahlı saldırı düzenlendi. Suikast sonucu maalesef Rus Büyükelçi hayatını kaybetti. Hainler bu kez giderek iyileşen Türkiye-Rusya ilişkilerine hedef aldı. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde öldürüldü. Polis kimliğiyle kendini gizleyen ve sergi salonuna giriş yapan katil, sergide konuşan Rus elçiye ateş açtı. Saldırı Ankara'nın çok kritik noktalarından biri olan Amerikan Büyükelçiliğine yakın bir mesafede gerçekleşti. Çağdaş Sanatlar Merkezi hemen Amerikan Büyükelçiliğinin 50 metre uzaklığında. Elçi ve 3 kişi yaralandı. İlk anlarda Büyükelçinin ağır yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Saldırının gerçekleştiği Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Bir süre sonra saldırıyı gerçekleştiren terörist de ölü ele geçirildi. Rus Büyükelçinin silahlı suikast sonucu öldürülmesinden sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili olarak kameraların karşısına geçti ve açıklama yaptı. Özellikle Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Bu konuda bu suikastle birlikte bir provokasyona işaret etti. Bir provokasyonla ilgili Rus lider Putin'le aynı fikirde olduklarının altını çizdi. Tabi Erdoğan provokatörlere de seslendi. Beklentileriniz boşa çıkacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikasti değerlendirdi. Saldırıyı şiddetle kınayan Cumhurbaşkanı, Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti. Maalesef Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrei Karlov'un alçakça ve hünharca katledilmiş olmasını nefretle kınıyorum. Ve bu süreç içerisinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren özellikle iletmek istiyorum. Saldırının ilişkilerimizi bozmaya yönelik bir provokasyon olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Rus lider Putin'in de aynı fikirde olduğunu söyledi. Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur. Ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir. Olayın ardından Sayın Putin'le yapmış olduğumuz görüşmede bunun bir provokasyon olduğu noktasında hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilafta söz konusu değildir. Erdoğan saldırganın kimliğini de açıkladı. Provokatörleri biliyoruz dedi. Başta Türkiye'de İçişleri Bakanım olmak üzere olayın yakın takibindeyiz. Malum bu artık zanlı demeye gerek yok, katil Mevlüt Mert Altıntaş, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu
2 yıllık polis meslek yüksek okulu mezunu olup 2,5 yıldır Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli. Tabii bu durumdan şu anda kendilerine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde olan mahfilleri de gayet iyi biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili açıklamaları da günü geldikçe açıklamaya devam edeceğiz. Şu anda olay tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır, araştırılacaktır. Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye, Türk devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Rusya ile ilişkilerimiz hem bizler hem de bölge için önemli diye konuşan Erdoğan, provokatörlere de seslendi. Beklentileriniz boşa çıkacak dedi. Rusya ile ilişkilerimiz bizler için çok çok önemli, bölge için çok çok önemli ve bu ilişkileri bozma gayreti içerisinde olanlara sesleniyorum. Bütün bu beklentileriniz, bilesiniz ki hiçbir zaman ulaşacağınız bir netice olmayacaktır. Ve boşa bekliyorsunuz, boşa bekleyeceksiniz. Bizler kararlı bir şekilde bu akşam da o mutabakatımızı ortaya koyduk. Bunu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Peki Rus lider Putin bu konuyla ilgili olarak nasıl bir açıklama yaptı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına benzer bir açıklama yaptı ve bunun bir provokasyon olduğunun altını çizdi. İlişkilerimize yönelik bir saldırı dedi. En büyük cevap da terörizme karşı savaşı güçlendirmek dedi. Rus lider Rusya'nın başkenti Moskova'da konuştu. Karlov'un silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin değerlendirmelerde yaptığı saldırı Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur dedi. Rus Büyükelçi yapılan saldırıya verilecek cevabın terörizme karşı savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, söz konusu saldırı Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur. Türkiye'de bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız dedi. Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek Büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi. Tabii Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a suikast düzenleyen teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra Ankara'da teyakkuz haline geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı sonrası saldırıya dair ayrıntıları da paylaştı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım da mevkidaşı Rusya Başbakanı Medvedev'i telefonla aradı. Binali Yıldırım, Türkiye ve Rusya ile olan ilişkilerimizin bozulmasına izin verme istedi. Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu. Halen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş. Tüm çabalara rağmen Büyükelçiyi kurtaramadık. Acımız büyük. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne suikaste uğraması sonrası Ankara'da adeta kırmızı alarm verildi. Açıklamalar arka arkaya geldi. Mesajlardaki itidal ve ilişkilerin bozulmayacağı vurgusu dikkat çekti. Saldırının hemen sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ olay yerindeydi. İçişleri Bakanı saldırının gerçekleştiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da suikaste uğrayan büyükelçi ve yaralıların bulunduğu hastaneye gitti. Gözler saldırı sonrası başbakanlığa çevrildi. Başbakan Binali Yıldırım Rusya Başbakanı Medvedev'i telefonla aradı. Olay hakkında Rus mevkidaşına bilgi aktardı. Değerli meslektaşım Medvedev'le ben bir görüşme yaptım. Binali Yıldırım kısa bir süre sonra da kameraların karşısına geçti. Büyükelçiyi
kurtaramadık. Acımız büyük, Rus halkının acılarını paylaşıyoruz. Yıldırım suikast Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik vurgusuyla dikkat çekti. Son zamanlarda gerek Rusya ile ikili ilişkilerimiz, gerekse Suriye başta olmak üzere bölgedeki sorunların çözümüne yönelik kuvvetli ve yoğun çalışmalarımızın devam ettiği bu dönemde gerçekleşen bu alçak saldırı elbette tesadüf değildir. Olay yerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Rus Büyükelçi Andrei Karlov'a suikast düzenleyen teröristle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu, Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu mezunu ve halen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş. Soylu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikast sonrası Rusya halkına başsağlığı mesajını da iletti. Bu saldırı ve bu terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır. Bu vesileyle tekraren hem Rusya Federasyonu'na, dostumuz Rusya halkına ve aynı zamanda kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimizi tekraren iletiyoruz. Evet, dün gece gerçekten zor bir geceydi. Çünkü Ankara'dan gelen bu acı ve üzücü haber sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemine oturdu. Ancak bir terör saldırısı haberi de yine gündemin ikinci başlığı olarak gündeme oturdu. O da Almanya'dan geldi bu terör saldırısı. Almanya'nın Berlin kentinde bir tır Noel pazarına girdi. Alman polisi 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Berlin'in ünlü Kürfürstendamm caddesindeki Noel pazarına hızla giren bir tır çok sayıda kişiyi altına aldı. 12 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı bildirildi. Soruşturma yürüten Alman polisi ilk bulguların terör saldırısına işaret ettiğini söyledi. Kaçan sürücü yakalandı. Olay geçen Temmuz'da. Fransa'nın Nice kentinde yaşanan kamyonlu terör saldırısını hatırlattı. 14 Temmuz akşamı Fransa'nın Nice kentinde bir kamyonda Bastille günü için toplanan kalabalığın içine dalmıştı. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetti. İsviçre'nin Zürih kentindeki bir camide de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananların olduğu bildirildi. Zürih polis ofisinden yapılan açıklamada Zürih'te bir saldırganın camide silahlı saldırıda bulunduğu ve 3 kişiyi yaraladığı kaydedildi. İsviçre polisince sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise camiye düzenlenen saldırı sonrasında bölgeye yakın bir yerde ceset bulunduğu ve olayla bağlantısının araştırıldığı ifade edildi. Saldırının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İsviçre medyasına çıkan habere göre 3 yaralının Somalili olduğu bildirildi. Saldırının düzenlendiği caminin daha önce ülkedeki Türk toplumunun denetiminde olduğu, son dönemlerde ise camiyi başta Somaliler başta olmak üzere Afrikalıların yoğun olarak ibadet için kullandığı belirtildi. Bu haberle 24 sabahı burada tamamlıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saatlerimiz 06'yı gösteriyordu. Birlikteliğimiz başlamıştı. 24 sabaha başladık. Türkiye ve dünya gündemini detaylı bir şekilde sizlere paylaşmaya çalıştık. Bugün